Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yardımlaşma konusundan bahsedeceğim. Yardımlaşma, kendi güç ve imkanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmamızdır. Birazdan okuyacağım hikayeyle yardımlaşma ne demek, neden önemli, birazcık daha iyi anlamış olacağız. Ah, vah, of, pof isimli Koray Avcı Çakman'ın bir hikayesi. Bakalım nelerden bahsediyor. Sonbahar gelince vuuu diye rüzgar esmeye başlamış. Ormandaki herkes yuvasına kaçışmış. Maymun dala, sincap kova, kirpi ve köstebek yer altına inmiş. Onlar da yuvalarına girmiş. Ayı inine çekilmiş. Fil de patada putada koşarak evine gitmiş. Çok geçmeden rüzgar iyice hızlanmış. Dışarıda fırtına çıkmış. Fırtına o kadar güçlüymüş ki küçük ağaçları köklerinden sökmüş. Kimi ağaçların gövdeleri kırılmış. Dışarıda göz göz görmüyormuş. Etrafta toz bulutları uçuşuyormuş. Sonra şakır şakır yağmur yağmaya başlamış. Her tarafı sel almış. Irmaklar taşmış. Azgın sular köprüyü yıkmış. Günlerce hiç kimse dışarı çıkamamış. Herkes yuvasında saklanmış. Fırtınada kiminin çatısı uçmuş. Kiminin de yuvası su içinde kalmış. Günler sonra rüzgar kesilmiş. Yağmur dinmiş. Herkes yuvasından çıkmış. Söylenmeye başlamış. Maymun ah demiş. Yuvamın olduğu ağaç yıkıldı. Canımı zor kurtardım. Şimdi yuvasız kaldım. Kirpiyle köstebek vah demiş. Yağmur yağdı da yağdı. Bizim de yuvamızı sular bastı. Bütün eşyalarımız su içinde kaldı. Fil of demiş. Benim evimin çatısı uçtu. Uçtu da kim bilir nereye kondu. Ayı pof demiş. İnimin kapısı kırıldı. Ne de güzel ahşaptandı. En çok yaygara ise sincap koparmış. Bağıra çağıra ah vah of puf demiş. Rüzgar yuvamın olduğu ağacı söktü kökünden. Çabucak çıktım kovuktan. Son anda kurtuldum ağaçla birlikte savrulmaktan. Sonunda herkes sincap gibi bağırışmaya başlamış. Herkes ortalıkta söyleniyor, kendi halinden yakınıyormuş. Irmaktaki hayvanlar da çok mutsuzmuş. Bakın ırmak ne hale geldi. Suyun içi ağaç kütükleri, dallar ve budaklarla doldu. Irmağın köprüsü de yıkıldı demişler. Köstebek sonunda dayanamamış. Yeter artık. Böyle ah vah of pof diyerek olmaz. Bağırışmak yerine bu işin çaresine bakalım. Birbirimizle yardımlaşalım. Sırayla yuvamızı onaralım. Onarılmayacak halde olan yuvaları yeniden yapalım. Bu kadar kişi 3-5 günde yapar bunca işi demiş. Köstebek çok haklı. Dediği gibi yapmalı demiş herkes. Sonunda hep beraber girişmişler işe. Önce ayının ininin kapısını onarmışlar. Tak tak vurmuşlar çekici çiviye. Pat pat çakmışlar tahtayı yerine. Yeni kapı eskisinden de sağlam olmuş böylece. Sonra filin evine gitmişler. Çatısı için bir sürü kiremit getirmişler. Kiremitleri çatıya dizmişler, onarmışlar. Sapa sağlam olmuş filin de çatısı. Sonra sincaba yeni bir yuva aramışlar. Yeni yuvayı kocaman gövdeli, rüzgara dayanıklı bir meşe ağacının kovuğuna yapmışlar. Sincap, oh oh demiş. Yeni yuvamı fırtınalar yıkamaz. Kovuğumu da artık yağmur suları dolamaz. Ardından kirpiyle köstebeğin evine gitmişler. Sular altında kalan eşyalarını çıkarmışlar. Hep birlikte toprağı iyice kazmışlar. Köstebekle kirpinin evine de yerin ta altına yapmışlar. Maymunun yuvası içinde rüzgara dayanıklı bir selvi ağacı seçmişler. Rüzgar çıkınca uzun selvi ağacı bir sağa bir sola sallanırmış ama çok dayanıklıymış.
Gövdesi kırılmazmış. Dalları rüzgarda kopmazmış. Sonra sıra gelmiş ırmağa. Köstebek demiş ki, haydi önce köprüyü onaralım. Hep birlikte ırmakta yüzen kütükleri çıkaralım. Onlarla yepyeni bir köprü yapalım. Sonunda hepsi el ele verip ırmaktan kütükleri çıkarmışlar. Akşama kadar kesmişler, biçmişler, çakmışlar, takmışlar. Yepyeni köprüyü bitirmişler. Akşam olunca herkes yeni yuvasına gitmiş. Irmağı ertesi gün temizleyeceklermiş. Sabah olunca erkenden kalkmışlar, hep birlikte işe koyulmuşlar. Kimi bir ağaca tutunup ırmağın içinden çöpleri almış, kimi bir kütüğün üzerine çıkmış. Irmaktaki çöpleri bir poşette toplamış. Kimi ucunda ağ olan uzun bir sopayı ırmağa atmış. İçinde bir sürü çöple ağ ırmaktan çıkartmış. Böylece çok geçmeden ırmak da temizlenmiş. 2 günde bütün işler bitmiş. Yardımlaşmasaydık işlerimizi bu kadar çabuk yapamazdık demiş. Hepsi şimdi hepimiz perişandık demiş fil. Bunu der demez bir yağmur damlası düşmüş hortumun ucuna. Haydi herkes evine, yağmur başlıyor demiş fil heyecanla. Herkes koşarak evine gitmiş. Şakır şakır yağmur yağmış günlerce. Sonra fırtına çıkmış yine. Ama yağmurda ve fırtınada herkes çok rahatmış yeni yuvasında. Filin çatısı uçmamış. Maymunun yuvası bozulmamış. Sincap çok huzurluymuş ulu meşenin kovuğunda. Meşe ağacı yerinden kıpırdamamış bile fırtınada. Köstebeğin ve kirpinin evi öylesine derindeymiş ki yağmur suları o kadar derine inememiş. İkisinin de evine girememiş. Ayı inin de çok mutluymuş. İninin kapısı çok sağlammış. Irmağın üzerindeki köprü de yerindeymiş. Azgın sulara yenilmemiş. Ama çerler, çöpler, dallar, budaklar rüzgarda uçuşmuşlar tabii ki. Yine ırmağın içine doluşmuşlar. Olsun, bizim sevimli dostlar yine el ele verirler. Bir günde ırmağı temizlerler. Gördünüz mü çocuklar? Yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu burada anlamış olduk. Peki siz evde annenize babanıza yardım ediyor musunuz? Yardımlaşmak için neler yapıyorsunuz? Hadi bir düşünün bakalım. Görüşmek üzere.